CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Kapalı Cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Şu dakikalarda da bir açıklama yapıyor, izleyelim. O şehirden herkes gitse son gidecek kişi Selçuk Mızraklı'yken, Selçuk Mızraklı'yı önce görevden aldılar, sonra tutup kaçmasın diye de tutukladılar. Bir yere kaçmıyordu zaten, meclisteydi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Böyle bir görüşme yapmak, yani kendi siyasi tarihime, geçmişime, Türkiye'nin siyasi tarihine böyle bir görüşmeyi bırakmak bizler açısından çok üzücü ve utanç verici, ama esas bu utancın kaynağının kim olduğunu bütün milletimiz biliyor. Kimler olduğunu bütün milletimiz biliyor. Sayın Demirtaş öncesinde tabii cezaevi şartlarında benim de kendisine kitap hediyem oldu. Onun da bana oldu, ama orada birbirinize veremiyorsunuz. O yüzden avukatları aracılığıyla burada girerken bana son kitabını hediye etti ve bunun yanında bir çağrı metni ulaştırdı. Çağrı metnini girmeden önce de okudum, biraz önce de göz gezdirdim. Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Metin size dağıtıldı mı bilmiyorum, sizlerde var mı? Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek diyor Selahattin Bey, bunu ilk önce bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız ve hep birlikte ilk adımı atmalıyız. Kadınların bu kadar güvende olmadığı bir ülkede, çocukların bu kadar güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir? İlk düğmeyi doğru iliklemeli, toplumsal barışa erkek egemen dili terk ederek toplumsal barışa siyasetteki erkek egemen dili terk ederek modeli, politikaları ve uygulamaları değiştirerek başlamalıyız diyor. Ve kendisi bu yaptığı çağrının içinde diyor ki, içimizdeki erkeğe sesleniyorum diyor. Ben Sayın Demirtaş'ın kitaplarının hemen hepsini okudum. Bu kitaplarından ilki Seher'di. Seher'deki ilk hikayede içimizdeki erkekti. Ona vurgu yapıyor Sayın Demirtaş. Ben bu metindeki o vurgunun İlk kitabın ilk hikayesi olduğunu söylediğimde kendisi gülümsedi. Ben de ona onu daha da gülümseten başka bir şey söyledim. Seher kitabının ilki içimdeki erkektir hikayenin sonundaki son hikayenin adı da sonu muhteşem olacaktır. O yüzden çok acılar çekiyoruz. Çok üzüntülere tanıklık ediyoruz. Çok utanç veren ziyaretler yapmak zorunda kalıyoruz. Ama emin olun, Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten, toplumsal barışı hep beraber içselleştirdikten sonra nasıl 100 yıl önce sonu çok güzel olmuştu ve Türkler ve Kürtler, Türkiye'de yaşayan herkes, dedelerimiz hep beraber büyük bir işgali sona erdirmişler ve genç bir cumhuriyet kurmuşlardı. Yine sonu muhteşem olacak. Bu sefer İlk yüzyılda yapmadıklarımız, yapamadıklarımız varsa, hatalarımız, eksiklerimiz varsa hepsini de hep birlikte onaracağız ve toplumsal barışı hep birlikte sağlayacağız. Bugünkü ziyaretin birkaç önemli özelliği var. Bir kere bu ziyaret ayağım kırıldığı için daha önce kararlaştırdığım hem Doğu Güneydoğu gezisini yapamamıştım. Öyle bir geziye çıkmadan önce de bu ziyaret yapılmadan olmazdı. Gecikmiş bir ziyarettir. Bu ziyaretin bir kere bir nezaket tarafı da vardır. Çünkü her ikisi de o ilin daha önce seçilmiş milletvekilleriydi. Biraz önce de söyledim. Birisi o ilin büyükşehir belediye başkanıydı. Diğeri de o ilde en yüksek oy alan Halkların Demokratik Partisi'nin, Türkiye'de çok yüksek bir oy alan, iki kez de cumhurbaşkanı adayı olmuş birisinin iline gitmeden önce, büyüdüğü ile gitmeden önce bu nezaket ziyaretini gerçekleştirmek gerekiyordu. Ayrıca bu ziyaret siyasi anlamı olan bir ziyarettir. Çünkü bölgeye yapılacak, Doğu Güneydoğu'ya yapılacak 6 gündeki 6 ziyaret, yani neredeyse bir haftaya varan ziyaretin ilk günü bugündür. 7. günü ve ilk günü bugündür.
Bugün Selahattin Demirtaş'la görüşmeden, konuşmadan 6 günde 6 ilde olmanın bir anlamı olmazdı. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, Türkiye bir sorunu çözecekse, aşacaksa, geride bırakılacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa, Türkiye hep birlikte kalkınmaya, güçlenmeye, zenginleşmeye, bunun içinde önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir. Ben kendi adıma, kendi görüşüm ve partimin görüşü açısından gelecekte iyi şeyler olacaksa Türkiye için, hepimiz için, kimse kimseyi engellememeli, kişisel çıkarlar üzerinden ya da siyasi çıkarlar üzerinden hesap yapılmamalı. Ulusal çıkarlar, ülkenin çıkarları, 86 milyonun çıkarı birlikte gözetilmelidir. O yüzden çok kolay bir muhalefet imkanı varken Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar bize ve deme söyledikleri, Sayın Erdoğan'ın dedikleri, bunları yapmak yerine uzatılan el doğrudur demeye devam ediyoruz. Ancak bu süreci çok yakından, çok yanı başından ihtiyatla, temkinle, dikkatle takip ediyoruz. Ve özellikle mutlaka ve mutlaka samimiyet çağrısı yapıyoruz. Bir samimiyet var mı yok mu? Bunun görülmesi lazım. Herkes kendine göre bir tarif yapıyor. Ben bir tarif yapacak değilim. Ben bölgeye gideceğim. Bölgede 6 günde 6 ili ziyaret edeceğim. Ve bir haftanın sonunda döndüğümüzde elbette her bir ilde değerlendirmelerimiz de olacak. Ama genel bir değerlendirmede de bulunacağım. Ama meselenin özü şudur ki, kimse ittifakının ya da partisinin çıkarını düşünerek bir şeyler yapmaya kalkmasın. Bu milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti yapan tüm insanların vicdanlarından bu sefer döner. Kimse kimseyle alay etmesin. Kimse kimsenin aklını hafife almasın. Ve biz Sayın Demirtaş'la birlikte memleketin neredeyse tüm sorunlarını hızlı hızlı ve son derece kıymetli değerlendirmelerini de Sayın Demirtaş'ın dinleyerek müzakere ettik. Sadece toplumsal barış konuşmadık. Hatta toplumsal barışın olabilmesi için başlangıcın kadın haklarından, çocukların korunmasından ve şiddetin bir bütün olarak reddedilmesi, buna karşı en net mücadelenin hep beraber verilmesi noktasında mütabakata vardık. Elbette adalet konuştuk. Adaletsizliği iliklerine kadar yaşayan iki kişiyle birlikte. Elbette ekonomik krizi ve bu ekonomik krizin toplumun en kırılgan kesimlerini nasıl zorladıklarını ve bu işin aşılması için de en çok ihtiyaç duyulan şeyin hukuk, adalet, hukukun üstünlüğü, iyi bir yönetim olduğunu konuştuk. En mutabık olduğumuz konulardan bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı, almayacak. Bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Ayrıca Sayın Demirtaş'la ve Sayın Selçuk Mızraklı'yla bundan sonra da özellikle bizim iletişim halinde olmamız ve birbirlerimizin görüşlerine duymaya ihtiyaç duyduğumuz her anda görüşmeye, iletişim halinde olmaya, yüz yüze görüşmeye devam etme konusunda da bir mütabakatımız var. Ben gösterdiğiniz yoğun ilgi için size teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye neleri konuşacak bilmiyorum ama çok yakından takip edeceğimiz bir süreçte Sayın Demirtaş'ın öneminin altını bir kez daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrılar yapıyor, yapılsın. Yapılmasında bir mahsur yok.
bu çağrıları en beklenmedik aktörler yapıyorsa bu da reddedeceğimiz bir şey değildir. Esas olarak bizim görmek istediğimiz mesele bütün Türkiye'nin çıkarları için doğru bir adımın hep beraber atılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda engelleyici olmayacaktır. Tarih önünde üzüntü duyacağımız bir pozisyonda kalmayacağız. Tarih önünde, gelecekte, bugünler hatırlandığında pozisyonumuzda herkesin gurur duyacağı bir pozisyonda olacağımızı açıklıkla ifade etmek istiyorum. Ve önümüzdeki dönem birileri gündemi bu şekilde ele alıp sadece bunları konuşarak bir sis etkisiyle adı anayasa değişikliği olabilir, adı süreç olabilir, yeni bir isim konabilir. Bir sis etkisiyle yoksulluğun görünmez kılındığı ve yoksulluk konuşmanın ötelendiği, işsizliğin görünmez kılındığı, ekonomik krizin görünmez kılındığı ve özellikle satın alma gücünün bu halde olup artık toplumun çok önemli bir kesiminin yoksullaştığı bu süreçte esas sorunların görünmez kırıldığı bir sürece de izin vermeyeceğiz. Gerçek sorunları hem de doğru yerden tartışmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye yeni bir süreçte yeni bir şey konuşuyorsa o konuyu çok dikkatle, çok samimiyetle takip edeceğiz. Ve elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini de vurgulamaya, altını çizmeye devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Efendim, Fethullah Gülen, çok özür dilerim, sordum demin. FETÖ'yle başı Fethullah Gülen'in ölümünü konuşuyor bugün Türkiye. Ne söylemek istersiniz? Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi Fethullah Gülen'den başkası değildir. Gerisinde çok acılar, çok kötülükler, çok ihanetler bıraktı ve gitti. Gittiği yerde hesabını verir. Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik. Olmadı. Ancak o gidince bir şey bitiyor diye kimse düşünmesin. Çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında ve onun gibilerin elinde. Koca bir siyasi güç, siyasi organizasyon bıraktı. Türkiye'de belki aktiviteleri görünür değil ama dünyanın dört bir yanındalar. Bunlara karşı çok tetikte olmak lazım. Bu ülkede devletin, yani devletin içine sızıp devletin silahını, kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden bahsediyoruz. Onun liderinden bahsediyoruz. 55 yıl önce Sızıntı adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü. Örgüt ortada duruyor. Bu tehlike geçti veya bu tehlike bitti gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söyleyecek her kelime onlar için israf. Sayın Genel Başkan, bir sorumuz daha var. Yeni Doğan Çetesi skandalı Türkiye'nin gündeminde ki aslında kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli tepkiyi göstermediğine yönelik bir iddia söz konusu. Siz neler söylemek istersiniz efendim? Aslında devamında da açıklamalarınız oldu ama yani bugün bir kez daha. Yeni Doğan Çetesi ile ilgili konu ortaya çıktığında haberdar olduğumuzda ben Alanya'daydım. Hemen orada açıklama yaptık. Bir heyet görevlendirdik. En sert açıklamaları da yaptık. Ama toplumun kendisi değil, çünkü biraz önce Sayın Demirtaş'la da konuyu değerlendirdik. Ben toplumun benim kadar içinde olan bir başka lider yok herhalde. Bu konuda bir tek Sayın Demirtaş dezavantajı, çünkü tutuluyor burada. Onun dışında diğer liderlerin 10 katı toplumun içindeyim. Toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı muhalefetten ya da konuya yaklaşımından bir eksiklik gördüğü yok. Ama sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin biraz önceki tutumu, bu Fethullah Gülen cemaatinin bütün troll orduları karşımızda. Hatta Atatürkçe hesaplarmış gibi fotoğraflarla gündem yaratmaya çalışıyorlar. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasından, tüm anketlerde önde çıkmasından rahatsız olanlar CHP'ye bir kulp takacaklar.
gündemin karışıklığı içinde CHP ne yaptı? Hepiniz takip ettiniz ki ilk açıklamayı biz yaptık. İlk görevlendirmeyi biz yaptık. En sert öneriyi de ben yaptım. Diyorum ki bu hastaneler öyle ruhsat iptaliyle, askıya alınmasıyla tabelasının önüne naylon çekmekle olmaz. Gelin nasıl Türkiye'ye ihanet ediyorlar diye bu Fethullah Gülen cemaatinin bütün hastanelerini kamulaştırdınız. Bundan büyük ihanet mi olur? Gelin bu hastaneleri kamulaştıralım. Başlarına da bu hastanelerdeki yatan hastaları, bu hastanelerden hizmet alanları zora sokmamak için hizmetin devamlılığı açısından birer devlet hastanesi olarak derhal atamaları yapalım başlarına başhekimleri. Ve hastanesinde bir bebeğin hayatıyla oynayarak zenginleşen ya da bunların yapılmasına engel olamayanlar da görsünler başlarına geleni. Hepsine de ibret olsun. Bundan sonra böyle bir şeyi yaşatan başına ne geleceğini görsün. Nasıl bu ülkeye senin altına verilen F-16 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalarsan, senin yanına bu kalmıyorsa, bütün malları kamulaştırılıyorsa, el konuluyorsa, dönüp bu yeni doğan çetesine alan açan bir hastanenin de o hastanenin sahibinin elinde kalmaması lazım. Devletin malı olsun bunlar. Bundan daha ileri bir öneri varsa ben o öneriyi de destekleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi tüm grubuyla, tüm milletvekilleriyle, tüm yöneticileriyle böyle sarsıcı gündemlerde de en net tavrı her zaman takınmıştır. Ama bizim kendilerine verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı oluşturulmuş trol ordularının yarattığı yalancı gündeme teslim olacak değiliz. Halkımız bizim ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı gayet iyi görüyor, biliyor. Efendim, dün İstanbul Baro Başkanı seçildi. İbrahim Kaboğlu, eski CHP milletvekili. Seçimin ardından da ilk anayasanın ilk 4 maddesine yönelik bir açıklaması vardı. Değişmez maddeler onun olumlu anlamda dokunulabilir gibi, siz ne dersiniz? Sayın Hoca düne kadar CHP önceki dönem milletvekiliydi. Şimdi Baro Başkanı, sorumluluğu baroya karşıdır, kendisini seçenlere karşıdır. Yapmış olduğu değerlendirme kendisini ve kurumunu bağlar ve teknik bir değerlendirme yapmış anladığım. Siyasi değerlendirmemiz bu konuda nettir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Anayasanın ilk 4 maddesi o veya bu şekilde tartışmaya açılmasına biz kapalıyız. Nokta demiştim. Aynı noktadayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.